Arkadaşlar merhaba. Şu anda yani gece geç saatte bu videoyu çekiyorum. Daha doğrusu sabah olmak üzere. Gece havalimanına gittim. Eşimi şehir dışına yolladım annesiyle birlikte bir kültür turuna. Bir de döndüm artık biraz da erken uyumuştum. Hemen uykum da gelmedi ve biraz dedim çalışayım borsaya ve neler yapılabilir, neler alınabilir, en azından günlükçüler için bir yol haritası çizeyim dedim. Şimdi 4 tane hisse çıkardım. Kapabaylarına baktım, AKD'lere baktım. Onları paylaşacağım sizle. Öncelikle yani bundan sonra günlük listelere pek şeyi yazmayacağım. Bazı arkadaşlar istemiyorlar yeni arzları yazmamı. Hem çok kalabalık oluyor liste, hem de yeni arzlarda zaten hani çok ekleme yapmayı tavsiye etmediğim için bazı arkadaşlar kendileri yine eklemeyi tercih ediyor tabii de o açıdan onları almıyorum. Daha öz hani hangi hisselerde ne tür hareketler bekleniyor en azından daha rahat anlayabilirler. Şimdi bu Cuma günü zaten endekse ilgili de hani olumsuz bir beklentim yok. Pazartesi için de öyle. Onu söyleyeyim. Yani 8.300'lerin üzerinde yine kapanış yaparız bugün diye düşünüyorum. Cuma için hani 8.400 belki görürüz işte oralar kapatabiliriz bilmiyorum ama bir pazartesi de 8.500'ü test ederiz diye düşünüyorum ama her türlü 8.300 üzerinde artık kalırız diye düşünüyorum. Şimdi kap haberinden iki tane de AKD'den çıkardım. E-Data var. Onu kapta dikkatimi çekti. Yeniden değerleme yaptıracak bu firma. Karlılığı temel analizi iyi. Bugün de tavan kapattı. Bugün tavan kapatan şirketleri de inceledim. Bu yeniden değerlemede hani şirketin özellikle aktiflerinin iyi değerleneceğini ve sonraki bilançoda bundan kaynaklı rasyoların daha da olumlu olacağını düşünüyorum. O yüzden hareketlendiğini düşünüyorum. İkinci hissemiz Forte. Bunda da iki tane kap haberi var. Yani ben Forte ile ilgili dediğim gibi ilk başlarda biraz olumsuz düşünüyordum ama gerçekten hani şirketin aynı SDTL gibi savunma sanayinde hamleleri iyi, aldığı işler iyi. İlk başlarda hiç kapatmamasına çok hani dikkat çekmiştim. Onunla ilgili özellikle biraz çekincelerim vardı. Yani çok da prim yaptı evet ama sonra gelen bilançoda yaptığı aslında primin çok da haksız olmadığını, çok zaten iyi kâr eden bir şirket olduğunu gördük. Yani tabii sermaye yapısının çok güçlü olmayabilir. Onunla ilgili yani o konular tartışılır ama şirket şu an savunma sanayi sektöründe iyi bir atılım içerisinde ve iyi işler alıyor ve iyi işler yapmaya çalışıyor. İki tane kapattı. Bir tanesi Havelsan'la ilgili bir yani tedarikçi olma yönünde bir girişim. Diğeri de bir yeni şirket kuruluşu. Bunlar o yüzden hisseyi hareketlendirdi. Bugün tavandı ve bu hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Kimpur'da AKD'ye göre çıkardım. İlk iki ise dediğim gibi kap haberlerine göre 3 ve 4 AKD'lere göre. Şimdi Kimpur şöyle zaten yavru sasa diyorlar. Hani çok güzel Düzce'de bir tesisi var ve yeni bir yatırım yaptı ve bu yatırımla birlikte özellikle kapasite artışıyla birlikte zaten bilançoları daha da iyi gelecek ama şu an özellikle günlükte bu fas atmasına rağmen %25 gibi daha kediden çok satan. Bugün tavandı. O yüzden yükselişin devamını bekliyorum. Yani şöyle oluyor arkadaşlar AKD'de. Bofa satıyorsa ona rağmen çok iyi yükseliyorsa bir hisse diğer kurumlar bunu çok iyi karşılıyor demektir. Ve Bofa da tekrar alım tarafına geçtiği zaman yükseliş daha da kalıcı olacak demektir. Çünkü Bofa biliyorsunuz dolduruyor, boşaltıyor elini. Aldığı malı en geç 2 gün içerisinde satması gerekiyor. Eğer Deutsche Bank veya Citibank yabancı için almıyorsa. Bunu daha önce anlatmıştım. Diğeri Borusan, son hissemiz. 4 hisse demiştim zaten sadece. Borusan bu hafta Salı ve Çarşamba taban yedi. Yani o da zaten ciddi bir primi var son bir yıldan gelen. Hani soluksuz neredeyse bir gelişi var arada ufak düzeltmeleri vardı. Ve yani Bofa'nın çok ciddi mallandığı bir durum var ama kimin malını sattığını bilmiyorum.
Yani şu anda çünkü şeye takasa baktığım zaman aslında Citibank'ın daha sonra ortaya çıkacak. Yani aslında bir incelemem gerekiyor takas değişimlerini ve takasa da bakacağım bir ara. Yani kendi malı ayrıca olabilir. Onun dışında Citibank'ın veya Deutsche Bank'ın malını da satmış olabilir. Bilemiyorum. Çünkü onlar adına da alım yapıyor. Onun ya şöyle söyleyeyim. Mesela 2 gün salı çarşamba taban oldu. Bugün de taban açtı ve %6,15 artı kapattı. %8 gibi artı gördü. Şimdi şöyle bugün kapanışta şimdi bakabildim az önce. Yani %63 gibi BOFA satmış ve yani bu çok ciddi bir oran. BOFA satmaya yani devam ediyor. Ve ona rağmen yani %6 civarında bir yükseliş çok iyi. Yani bu sebeple ben yükselişin kalıcı olduğunu düşünüyorum. Düzeltmenin de bittiğini düşünüyorum. Ve hacim çok yüksekti. Yani bugün en hacimli 10 hisse arasındaydı. Bunu söyleyebilirim. Borusan zaten orta vadeli, uzun vadeli de hani tutulması çok tavsiye ettiğim, tutulabilir bir hisse. Yani tesislerin yarısı yurt dışında. Onu daha önce de söylemiştim. Benim de portföyümde şu an oldukça büyük bir paya sahip. Yani şu anda enerjilerde çok soran arkadaşlar var. Enerjileri maalesef şu an götürmüyorlar. Ciddi bir baskı var onu da söyleyeyim. Yani bu enerjileri biraz daha bekletecekler ama bir enerji rallisi tekrar olacak. Yani daha önceden bunu Eylül 15 gibi olabilir diye bazı arkadaşlar yorumlamışlardı Twitter'da. Yani o tarihlerde mi olur daha mı geç olur bilemiyorum ama Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan o taraftan gelecek bir takım haberlere de bağlı. Yani bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela şu an piyasa bir döngü içerisinde. Yani şöyle piyasa özellikle mesela enerji rallisi yaptı. Sonra ufak bir gıda rallisi yaptı. İşte yazılımlara girdiler. Şimdi mesela sigortalara giriyorlar. Yani böyle sektör sektör geziyorlar. Bir mesela söylenti var. İşte şu an uzun süre mesela yatmış BIST 30, BIST 50 fazla hareket etmemiş, fazla kâr etmemiş BIST 30, BIST 50 hisselerine girecekler diye. Bir dedikodu var. Twitter'da dolaşıyor. Ne derece doğru bilmiyorum. O yüzden biraz gözlemlemek lazım. Ben çok inanmıyorum. İşte şu anda mesela işte Ereğli'nin, Şişe'nin artık vaktinin geldiğini, çok hareket edeceğini falan söylüyorlar. Şişe mesela 54'ü ya 55'i falan yani geçmekte zorlanıyor. 54-55 oluyor. 51'e geriliyor. Patinaj yapıyor. Hani yani baktığınız zaman özellikle zaten hani 40 liralardan aşağılara gevşemişti. Oradan yani 40 lirayı geçti, işte şeye geçti, 50 liralara geçti, 55'e kadar yükseldi. Hani çok büyük bir prim yapmadı rallide. Zaten şeylerde de hani yıllık hedeflerde de 65, 70, 75 gibi hedef fiyatlar veriyorlar. Hani mutlaka yükselecek. Tabii ki ben yani bu ay veya Ekim ayında yükseliş bekliyorum. Ereğli'den çok emin değilim. Onun hakkında çok yorum yapmak istemiyorum. Yani başka şirketlerin de dediğim gibi bir vakti geldi diyorlar. Hektaş'ın da vakti artık geldi diyorlar. Hektaş'ta ufak bir kıpırdanma var. Ama Hektaş'ta yani şirketten olumlu bir haber, bir kap bir şey gelmeden ben hani 29-30 seviyesinin kolay geçilemeyeceğini düşünüyorum. Hani 27'lerde evet 28'ler oralarda 29'da da git gel yapabilir. Ama iyi bir haber lazım. O iyi haber sonrası ancak kırar, devam eder yoluna diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Fazla uzatmak istemiyorum. Hoşça kalın.